Herkese merhaba. Burası bizim İstanbul Şişli'deki mağazamız. Şimdi size mağazamızda çok güzel bir kreşim hazırlayacağız. Özellikle üst solunum yolu hastalıkları, kuru öksürük, balgamlı öksürük, çocuklarda vücut direncini artıran hem de yetişkinler için çok faydalı olan güzel bir karışımı hep beraber hazırlayacağız. Umarım şifa olur. Karışımımıza ilk olarak andız pekmezi ekliyoruz. İlk ekleyeceğimiz ve en önemli parçadan birisi andız pekmezi. Sonrasında keçi boynuzu pekmezi ekliyoruz. Devam edelim. Bal olarak önce kestane balı ekleyeceğiz. Küçük bir miktar, 230 gramlık bir miktar kestane balı ekliyoruz. Sonrasında tadının iyi olması için çiçek balı ekleyeceğiz. Çünkü bu büyüğünden ekleyelim Vedat. Kendi çocuğumu hazırladığım için biraz da miktarları dolu dolu hazırlıyorum. Bunun içerisine çiçek balımızı ekliyoruz ki bu hem şifasının yanında karışımı tatlandırması için bu ürünü ekliyoruz. Bunun yanında da 40 gram arı sütü, arı sütümüz buzdolabından çıkacak. 40 gram da arı sütü ekliyoruz. Ayrıca karışımımıza su bazlı bir propolisi de ekleyeceğiz. Bir poden ekleyecek misin? Yok, poden eklemeyeceğim. Önce karışımımıza andız pekmeziyle başlıyoruz. Tadı birazcık acı olduğu için esasında andız pekmezi çok faydalı. Hem çocuklar hem de yetişkinler için. Ancak tadı çok acı olduğu için çocukların yemesi gerçekten bunu çok zor oluyor. Keçi boynuzu pekmezi, çiçek balı gibi ürünleri de ekliyoruz. Hem sağlık açısından faydalı ürünler hem de karışımımızı daha lezzetli hale getirecektir. Tamam. Dibini iyi sıyıralım lütfen. Karışımı hazırlamak için de kardeşim yardımcı oluyor. Onu da şöyle göstereyim size. Şimdi çiçek balımızı ekliyoruz. Umay bal konusunda iyi bir firma. Bu firmayı tavsiye ederim. Birçok ünlü markaya da ürün veren bir firma aslında. Kendi markasıyla ürünlerini daha uygun fiyata satıyor. Ama bu balları başka markalar adı altında olması gereken fiyatın belki iki katı fiyatları alıyorsunuz ama hiç farkında değilsiniz. Marka ismi vermeyeceğim ama birçok ünlü markanın balını hazırlayan firma bu firmadır. İyice de sıyıralım kardeşim. Şimdi kestane balını ekliyoruz. Kestane balı hem çocuğun kemik gelişimi için oldukça faydalı, boy uzatmaya müthiş yardımcı olan bir bal. Aynı zamanda sağlık açısından herkesin bildiği oldukça değerli bir bal. Fiyatı da biraz yüksek. Ancak böyle bir karışım yaptırıyorsanız içinde kestane balı kesinlikle olmalı. Bu balın maliyeti ne olacak? Bu karışımın bize fiyatı ne olacak Vedat? Maliyeti. Daha hesaplamadım. Yaklaşık arı sütüyle beraber 2000 lirayı bulur diye tahmin ediyorum. 2000 lira civarı bir maliyeti var. Yaklaşık ama bu ürünü çocuğunuz ya da siz yaklaşık olarak bir 2-3 ay boyunca tüketebilirsiniz. Yani günde bir tatlı kaşığı yenecek bundan. Yani 2 aydan fazla rahatlıkla gider. Öyle değil mi? Ya da 3 ay gider herhalde bu. Tabii rahat. 3 ay boyunca rahatlıkla kullanabilir bunu. Öyle söyleyeyim. Yani böldüğünüzde biraz tabii ki yine maliyetli ama sağlayacağınız fayda açısından kesinlikle göze gelmeyecek bir maliyet. Su bazlı propolis ekliyoruz. Su bazlı olması burada önemli. Alkol bazlıları böyle karışımlara katmamak gerekiyor. Propolis'i ayrıntılı olarak anlatmayacağım. Herkesin bildiği antibiyotik etkisiyle sağlık açısından oldukça faydalı. Özellikle kış hastalıklarında son derece faydalı bir ürün. Sırada karadut grubumuz var. Bu da daha önce söylemiştim. Ağız yaraları, aft, enfeksiyonlar. Ayrıca ne var Vedat? Kansızlığa da çok iyi geliyor. Kansızlığa da çok iyi geliyor.
Bunu da ekliyoruz içine. Hem de lezzetli bir ürün. Ben bunu açıkçası çocuğum için yaptırdığım için lezzeti özellikle vurguluyorum. Çünkü diğer türlü yedirmek çok zor oluyor. Ama lezzetlendirdiğiniz zaman hiç de problem yok. Homojen şekilde bunları karıştırmanız çok önemli. Çok güzel şekilde dağılmalı. Neyimiz kaldı? Arı sütü. Arı sütümüz var. Bir de istersen biraz katılaşsın diye keçi boynuzu tozu ekleyebiliriz. Tamam. Ama çok az ekleyelim. Ya da katılaşmasın ya. Şurup kıvamında olsun. Tamam. Şurup gibi içiyor zaten. Bunun daha iyi oluyor. Macun gibi oldu mu yiyemiyorlar bunu. Hiç katılaştırmayalım. Öyle olsun. Evet. Dibini güzel sıyıralım lütfen. Arı sütü. 40 gram mıydı Vedat? Evet. 40 gram da arı sütü ekleyeceğiz. Onu buzdolabına saklıyoruz. Dışarıda bozuluyor çünkü. Arı sütü arının ürettiği en değerli ürün. Doğru mu söylüyorum? Evet. Evet. Arı sütü arının ürettiği en değerli ürün. Evet. Birazcık tamam. Ama onu dökemezsin onu. Çay kaşığı lazım herhalde. Arı sütünü de ekledikten sonra bir eksiğimiz kalmayacak. Tamam, ekleyelim onu da Vedat'cığım. Bunu bütçenize göre ikiye de çıkartabilirsiniz. Her ne kadar bana indirimli veriliyor olsa da burada ürünler, yine de benim bütçem daha fazlasını kaldırmıyor. Ama iki tane eklenirse yani olağanüstü bir şeye dönüşebiliyorum. Alerjik rahatsızlıklarda da oldukça faydalı bir karışım bu. Çocuklarda çok görülen alerjik bronşit gibi rahatsızlıklarda güvenle tüketebilirsiniz. Dibini güzel sıyıralım kardeşim. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi homojen şekilde karışımımızı evet. Karıştıralım. Şöyle yandan çekeyim birazdan. Yaklaşarak. Tamamen homojen şekilde dağılması lazım. Bu karışımı buzdolabında saklamıyorsunuz. Burası önemli. Güneş almayan bir yerde muhafaza etmeniz yeterli. Kesinlikle bozulmaz. Hiçbir şekilde bir yılda kalsa bozulmaz. İki yılda kalsa bozulmaz. Bu ürünün, bu karışımın içinde kesinlikle bakteri oluşmaz. Koyu oldu mu yiyemiyorlar Vedat. Aklında bulunsun bak, evet. Böyle olacak. Şurup gibi. Evet. Şurup gibi vereceksin. Evet. Gayet güzel. Şimdi bunu uygun bir kavanoza aktaracağız. Sonrasında inşallah çocuğumuz afiyetle tüketecek. Şifa olsun inşallah. Şifa olsun. Teşekkür ediyorum Vedat'cığım.